Avrupa Şampiyonası F grubunun son maçında A milli takım Çekya ile karşılaşıyor. Düzce Belediyesi de bir önceki maçlarda olduğu gibi şehrin iki noktasında milli maçı vatandaşlarla buluşturdu. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Bahçeşehir bölgesinde yüzlerce kişi rüzgara rağmen Yeşil Vadide bir araya geldi. Tek yürek olarak milli takıma destek veren Düzceliler, Türk bayraklarıyla da tezahüratlarda bulundu. İsmail, Arda, Arda Güler gördü Ferdi'yi. Su faulu kapattı orayı. Hakan topu aldı. Su çekten seken top. Stanek. Çekya. Onların fiziksel gücüne karşılık vermemiz gereken bir maç. İsmail Salih paslaşması, Arda, Salih topu alandırdı Barış Alper'e doğru. Barış Alper. İsmail, Arda Güler gördü Ferdi'yi. Su faulu kapattı orayı. Hakan topu aldı. Su çekten seken top. Stanek. Çekya. Onların fiziksel gücüne karşılık vermemiz gereken bir maç. İsmail Salih paslaşması. Arda. Salih topu alandırdı Barış Alper'e doğru. Barış. Düzce'de A milli takımın Çekya ile oynadığı mücadele için Yeşil Vadide dev ekran kuruldu. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle adeta kendinden geçen Düzceliler son 16 turuna kalan Türkiye'nin kutlamasını coşkuyla yaşadı. Binlerce kişi hep bir ağızdan Türkiye tezahüratı yaparken araç sürücüleri de konvoy yaparak galibiyeti kutladı. Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için meclis şeref kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Yakış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski bakan ve siyasetçiler katıldı. Törende Yakış'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Yaşar Yakış'ın naaşı törenin ardından toprağa verilmek üzere karayoluyla Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi. Beraber geldik.
Bakanı Yaşar Yakış'ın cenaze tören programına arz ederim. Biyografinin okunması, saygı duruşu, dua okunması, törenin sona ermesi ve merhum Yaşar Yakış'ın yakınlarının taziyeyi kabulü. Merhum Yaşar Yakış'ın biyografisini arz ediyorum. Riyad Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Kahire Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Cami İmam Hatibi Ahmet Yelekçi dua okuyacaklardır.
Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin, sayılı nefesleri sona eren ve şu anda son yolculuğuna uğramakta olduğumuz merhum Yaşar Yakış Beyefendi'ye affınla, lütfunla, kereminle muamele eyle. Ruhunu şad, makamını cennet eyle. Merhum Yaşar Yakış Beyefendi'nin ruhunun şad olması Allah'ın da rızası için. El-Fatiha. Geçen bir... Tamam, geri dönürsek. Gireceğiz. Bir şey diyorsun. Çıkacağız. Çıkıyoruz abi geri. Geri açıyoruz. Son taraf. Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için ilk olarak meclis şeref kapısı önünde tören düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenin ardından Yakış'ın cenazesi karayoluyla Düzce'nin Akçakoca ilçesine getirildi. 2002'de Düzce'den milletvekili seçilen 19 Kasım 2002 ile 14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Yakış için Çuhallı Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yaşar Yakış'ın eşi Margaret Yakış ile yakınları caminin avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile siyasi partilerin temsilcileri, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde Yakış'ın kızı Ayşe Başak, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yaşar Yakış'ın cenazesi Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbena alemin okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i indi ilahi. اللهم صل على والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Cenab-ı Hak helalinizi kabul eylesin. Allahu Ekber. Merhumun ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha. Akçakoca Sapak mevkiinde meydana gelen kazada bir kadın feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre Sapak Işıklar mevkiinde manevra yapan tır, AB'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren motosiklet sürücüsü AB yara almadan kurtulurken, motosiklette bulunan eşi FB ise tırın tekerleklerinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri FB'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.
Akçakoca Kaymakamlığı tarafından X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada belirlenen plajlar hariç denize girmenin yasak olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 27 Haziran 2024 Perşembe günü ilçemiz Kale Plajı, MTA Plajı ve Çuhallı Plajı dışındaki sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen plajlar haricinde denize girmemelerini önemle rica ederiz denildi. Hava şartlarından normal karşılıyoruz ve denize girmiyoruz bu şekilde. Kurallara uyuyoruz. Peki yüzme biliyor musunuz? Evet biliyorum. Bildiğimiz halde girmiyoruz yine. Tedbirlerimizi alıyoruz. Edinilen bilgiye göre Kiremit Ocağı mahallesinde Murat Deviren'e ait cins ve değerli güvercinlerin bulunduğu barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barakanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında alevler bütün barakayı sardı. Mahalle sakinlerinin 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin söndürme görüntülerini çaresizce izleyen Murat Deviren, İçinde cins ve değerli kuşlarım vardı. 40 yıldır kuş besliyorum. Güvercinlerimin hepsi yandı diye konuştu. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Tane civarı kuşlarım vardı. Hepsi kaliteli kuşlardı. Değerli kuşlardı. Maddi değeri yüksek, değerli kuşlardı. Yana yandı. 40 yıldır. Yani çok iyi. Düzce Belediyesi Belka Gündüz Bakım Evi bünyesinde eğitim gören 3-6 yaş arası öğrencilerin nezih ve sağlıklı ortamda hayata hazırlamanın yanı sıra gelecekte de ihtiyaç duyabilecekleri konulara yönelik uygulamalı eğitimlerle destekleniyor. Bu kapsamda Belka Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören öğrenciler Düzce Belediyesi ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ağız ve diş sağlığı ile 112 acil sağlık hizmetlerini uygulamalı olarak öğrendi. Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden gelen uzman hekimler minik öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini anlatırken aynı zamanda dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği konusunda da bilgiler verdi. Daha sonra gündüz bakım evinde kalan öğrencilerin ağız ve diş sağlığı taramaları yapılarak dişlerinde sorun olan öğrenciler sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Ağız ve diş sağlığı eğitiminin ardından 112 acil sağlık hizmetleri ve UMKE görevlileri bir araya gelen minik öğrenciler 112 acil numarasını nasıl ve ne şekilde kullanacakları konusunda bilgilendirildi. Miniklere özellikle 112 acil numaralarının gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini aktaran uzmanlar aynı zamanda acil hizmetlerinin hangi şartlarda kullanılması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu. Eğitimlerin ardından minik öğrenciler ambulans ve UMKE araçlarına binerek ekipmanları tanırken acil hastalara müdahale teknikleri ve hastane nakli esnasında dikkat edilmesi gereken hususları da öğrencilere anlattı. Minik öğrenciler eğitim sonunda ambulans siren sesi çalarak anonslar yaptı. Güzel öğrenmişsin. Çok güzel dişlerin. Bir de yukarı bakayım.
teşekkür ederim. Biz bir arabayla gidiyoruz ve hastaları kurtarıyoruz. Hangi arabada çalışıyoruz? Ambulans! Ambulansta çalışıyoruz. Peki ambulansa siz telefondan hangi numarayla ulaşıyorsunuz ambulansa? 112. 112 söyleyin, evet çok, ama nasıl tuşluyoruz? 1, 1, 2. Tartıştım, moralim çok bozuldu. Bir arayın da bana moral versinler deyip 112'yi aramalı mıyız? Hayır, aramamalıyız. Gereksiz yere meşgul edersek gerçekten ihtiyacı olan hastalar bizlere ulaşamaz, değil mi? Böyle nefes darlığı yaşayan oluyor ya da böyle kalbi sıkışıyor, tansiyonu yükseliyor. O zaman aramalı mıyız 112'yi? Evet. Evet, aramalıyız. Yani zor şartlarda, zor şartlara maruz kalmış insanları kurtarmak için bizler de 112 ile beraber, ambulansla beraber çalışıyoruz. Biz de sağlıkçıyız. Biz zor yerlerde hastaların, yaralıların müdahalesini yapıyoruz. Ondan sonra 112'ye getirip teslim ediyoruz. Bir inceleyin bakalım nasılmış. Düşmeden geleyim. Güzel mi? Bakın iki tane koltuk var. Hastayı bırakamayız. Var. Bizim de kemerimiz var. Bak. Bundan kalbimize bak, kalbinize bakıyoruz. Nefes alıp vermenize bakıyoruz bu cihazla. Hadi şuraya. Ben de duracağım. Tamam, gel buraya, gel buraya, buraya gel. Bak buraya gel. O zaman şunu bas bas bu bakayım şu kornaya. Bu araba ondan farklı. Bunda biz hasta taşımıyoruz. Bununla zorlu yollardan geçiyoruz. Dağ yollarından gidiyoruz. Biraz daha ay çok yakıştı hepsine de. Tamam, bir yavrum. Hiç gördünüz mü ambulansın içini? Güneş, hiç biliyor musunuz ne işe yarıyor? Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde ve Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı, Gölyaka ilçelerinde 11 adreste eş zamanlı olarak yapılan müşterek çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan birçok suç kaydı bulunan AC, ÖB, SO, NMD ve İM'nin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 22 kök Hint keneviri bitkisi, 55 gram esrar, 80 gram sentetik kannabiyonit ve 1 adet ekstasi maddeleri ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada orman yangınlarına karşı il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ve belirlenen orman ve tabiat parklarında yer ateşi yakılmaması şartıyla kontrollü piknik yapılabileceği belirtilmişti. Bu kapsamda ormanlara giriş yasağı 1 Temmuz'da başlayacak ve 30 Eylül'e kadar sürecek. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, geçtiğimiz yıl çıkan yangınlarda 400 dekar alanın kül olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. İklim değişikliğiyle beraber ormanlarda yangınlar artmaya başladı. Bunu bütün dünyada görüyoruz. Ülkemizde de, Bolu'da da bunu görmeye başladık. Geçen yıl 400 dekarlık bir alanımız maalesef yandı. Yangınlardan olumsuz etkilendi. Bütün tedbirlerin alınmasına rağmen böyle bir durum ortaya çıktı. Bazen bu insan kaynaklı oluyor. Bazen işte elektrik tellerinin işte ağaçlara değmesinden veya işte yıldırım düşmesinden veya işte insan kaynaklı dediğimiz gibi vatandaşlarımız bazen çalı çırpıyı yakarken, bir temizlik bağ bahçesinde yaparken yangına, anız yangınına sebep oluyor. Ve buradan da kontrol edilmeyecek durumlar ortaya çıkıyor. Ve maalesef ormanlarımız yanıyor. Bu havaların ısınması bu yaz içinde sıcaklığın daha da artacağını uzmanlar söylüyor. Dolayısıyla bizim de buna yönelik tedbirleri gözden geçirip ormanlarımızı koruma anlamında tedbir almamız gerekmekteydi.
Bu kapsamda da ilgili müdürlerimizle beraber değerlendirme yaparak valilik emrini yayınlamış olduk. Burada da biliyorsunuz 1 Temmuz'da 30 Eylül arasında Bolu ilinde ormanlara girişi bizler yasakladık. En ufak bir sigara izmariti, onun dışında cam parçaları biliyorsunuz yansıma yapıyor. Yine hemen bir yangın bunlarla beraber çıkabiliyor. Vatandaş bazen piknik yapıyor, orada yangına sebebiyet verebilecek malzemeleri orada bırakıyor. Bunlarla ilgili olarak çok dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Çünkü bir anda biliyorsunuz orman yangını ilk etapta kontrol edilmediği zaman kontrol etmek çok zor oluyor. Saatler, günler, bazen haftalar sürüyor ormanlarla mücadele. Hem ormanlarımızı kaybetmiş oluyoruz, hem bir sürü maddi, manevi değerimizi kaybetmiş oluyoruz. Geçen biliyorsunuz Diyarbakır'da yangın olayı oldu. Vatandaşlarımız vefat etti. Kendilerine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Dolayısıyla bunun şeyi yok, şakası yok. Onun için herkes üstüne düşen görevi mutlaka yerine getirmek zorunda. Bu vatandaşlık olarak bizim görevimiz. Bu konuda hep beraber duyarlı ve hassas olmamız gerekiyor. Kaza motorunu taş kesti yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 aile 122 plakalı tır. Karşı yönden gelen Hayati Güney yönetimindeki 34 HLF 98 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Hayati Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen Güney'in cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hoş geldin Gam abi. Hoş bulduk. Ne? Kim geldi şimdi? Şeyle ya. Bunun boynuz.
Karasu'nun İhsaniye Mahallesi'nde tarih adeta mahalle muhtarlığında yaşatılmaya çalışılıyor. Mahalle muhtarı Oğuz Özden, muhtarlık binasında sergilediği bir asırlık tarihi fotoğraflar ve antika eşyalarla mahalle sakinlerine ve ziyaretçilere geçmişi hatırlatmaya devam ediyor. Muhtar Özden, köyümüzün yaşlılarının, vefat etmişlerin fotoğraflarını muhtarlık duvarımıza astık. Gelen ziyaretçiler gördükçe, hatırladıkça bazen ağlıyor, bu da bizi duygulandırıyor şeklinde konuştu. Elması kendileri aldılar ama hançeri bana hediye ettiler. Şu küpün bir şeyi vardır, mazisi vardır. Ben bu küpü çok sevdiğim bir abi Bodrum'dan getirmiştir. Bodrum, kendi evlerini Bodrum'dan çıkartmıştır. Kim olduğunu söylemeyeceğim de ama bu küp doluydu. Yani yıllardır, yani yaklaşık 50-60 yıldan beri, belki daha fazla, İhsaniye Mahallesi'nde ayakkabı tamirciliği yapıyor. Vatandaş gelirdi buraya, ayakkabı dükkanının önüne şeylerini asardı, ayakkabılarını asardı. Köyümüzün yaşlıları, büyükleri, rahmetleri gelip böyle tek tek resimlerini şey yaptıktan sonra biz bunları aldık, çerçeve yaptık, buraya koyduk. Çok da güzel bir görünüm oldu. Gelen, yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz gelip burada oturup da ailelerini, rahmetlileri gördüğünde ağlamaları da bizi duygulandırdı. Bu şekilde bir başlangıç yapmıştık önce resimlerle. Sonra da dedik bu işi biraz daha genişletelim. Kalktık bir de antika köşesi yaptık. Antika köşesinde de önce şey olarak yaptık bunu. Vatandaş kendi getirsin diye. Bir tane koyduk, bir baktık ki ertesi gün biri biz muhtarlıkta yokken kapımız her zaman açık zaten bizim muhtarlığımızın. Biz muhtarlıkta yokken almış, gelmiş, dolapların üstüne koymuş, süslemiş, püslemiş, güzel bir ortam yarattı. Ve şu anda muhtarlığımızda da İhsaniye Mahallesi'ne hizmet vermeye devam ediyoruz. Güzel de bir muhtarlık yaptığımıza inanıyoruz. Gelen bütün demokratiler, hepsi dedikleri tek bir şey var. Ben böyle bir muhtarlık görmedim. Çok güzel bir muhtarlık yaptığımıza inanıyorum. İhsaniye Mahallesi'nin halkı da böyle güzelliklere layık olduğuna inanıyorum. Bu fotoğrafların içerisinde 100-120 yıllık resimler var. Antikaların içerisinde de var. Mesela şu kuru fasulye çömleği var orada. 70-80 yılın altında değildir. Radyolar var burada, eski radyolar mesela. Onlar da yani ortalama şöyle söyleyeyim 80-100 yıllık şeyler var burada, malzemeler var. Vatandaş geliyor, oturuyor, mutlu oluyor. Hoşuna gidiyor, resim çekiyor, çektiği resimleri sosyal medyada yayınlıyor, her yere gönderiyor, işte bizim muhtarlığımız böyle diye. Benim çocukluğumdan beri bildiğim büyüklerimiz, dedelerimiz, amcalarımız, dayılarımız, ama şimdiki çocuklar bunu bilmez ki. Nerede tanımazlar, bilmezler. Kime göstersen göster, şimdi git 20 yaşında bir dedik, 25 yaşında, 30 yaşında birine sonra bilmez. Yangın Erenler ilçesi Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çöplerin döküldüğü boş arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle bölgeyi siyah dumanlar kapladı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Getirme, getirme.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren G ve ilçe merkezli Sakarya genelinde yabancı uyruklu şahısların barınmasına imkan sağlayarak bu şahısları başta Sakarya olmak üzere Kocaeli, Bilecik ve Balıkesir illerinde çeşitli iş yerlerini çalıştıran ve onların üzerinden maddi menfaat elde eden organizatörlere yönelik göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önleme planlı istihbarat faaliyeti başlatıldı. Konuya ilişkin harekete geçen jandarma ekiplerince farklı tarihlerde 6 arama ve yakalama operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda yakalanan kaçak göçmen ve organizatörlerden edinilen bilgiler doğrultusunda ekipler büyük operasyon için harekete geçti. Operasyonda 21 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tespit edilerek yakalandı. 21 şüpheliden 8'i ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. 12'si Türk, 1'i Suriye uyruklu, toplam 13 şüpheli gözaltına alınırken operasyonda yakalanan 39 düzensiz göçmen hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde ele geçirilen materyallerin incelenmesi ve şüphelilerin ifadelerinin değerlendirilmesiyle göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yeni ve daha geniş kapsamlı operasyonların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara da başlandığı öğrenildi. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası tesislerinde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk olarak ısınmayla başlanan idmanda, daha sonra dar alanda pres ve oyun kurma üzerine taktik antrenman gerçekleştirildi. Tribünlerdeki yerlerini alan sarı lacivertli taraftarlar da başta Mourinho olmak üzere futbolculara tezahüratlarda bulundu. Daha sonra diğer sahaya geçen takım 3 oyuncunun joker olarak kullanıldığı 11-11 çift kale maç yaptı. Alper. Alper. Hemen bunu koruyan bir altı konuşlar var.
ne kalitesine ulaşsın. Bakalım, zaman gösterecek. Bu arada tabii olsa çok bekliyorum. Bu kendi ama. Ya onun tercihleri de bir şey. Ama dolayısıyla ya hem kendisi hem de sana bakıyor. Ya da kendilerini tekrar değişik. Daha geç. Bak Bartu koydu, onu kutsun. Sık. Sonuna kadar gidecek işte. Olmaz. Neyse ki. Ben suya dikkat arkadaşlar. Önceki dandörünü duruyor. Ben dandörünü duruyor. Thank you.